بسم الله الرحمن الرحيم باب التكبير للركوع bu bab rükû için tekbir babıdır ve tekbir ile sücud secde için tekbir babıdır ve ref'i min rükû rükûdan kalkışta ki tekbir babıdır. Yani bu üç yerde tekbir var mı yok mu bunu beyan buyuracak. Hel me'e zalik bu tekbirle beraber var mıdır? Ref'ün el kaldırmak hem de yok. Dünkü derste okuduk ki yani son ümmet-i Muhammed'in ittifak etmiş olduğu iftah tekbirinden sonra rükûa giderken tekbir var, rükûdan kalkarken tekbir var, secdeye giderken var, secdeden kalkarken var. Fakat bunlar da el kaldırmak var mı yok mu? Bu mesele de ulema arasında ihtilaflı olduğundan bu babda bunu beyan buyuracak. حدثنا ربيع المأذن قال حدثنا وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزنات عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن أبي رافع حضرت علي كرم الله وجهه كاتبه حضرت علي رضي الله عنه رواية ديور O da kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Ennehu kâne. Hazreti Ali diyor ki Peygamber Efendimiz oldu. İzâ kâme ile salâtil mektûbeti farz bir namaza kalktığı vakıtta kebbere tekbir alırdı. Ve refa'a yedeyhi ellerini de kaldırırdı. Hez ve menkibeyhi omuzlarının hizasına kadar kaldırırdı. Evet, yukarıda bu bahis geçmişti. Elleri kaldırmak nereye kadar kaldıracak? Bunun beyanı geçti. Bir kısmı omuzları hizasına, bir kısmı kulaklarının hizasına geçmişti. Bu omuzlarının hizasına olan rivayetten. Ve yesne'u işlerdi misle zalik. Yine böylece ellerini kaldırırdı. İzâ kadâ kıraatehu Kur'an-ı Kerim'in kıraatini bitirdiği vakıtta. İzâ erâde en yerkâ kıraati bitirdi de rükû etmeyi murad ettiği vakitte yine ellerini kaldırırdı. Ve yesne'uhu yine böyle yapardı. İzâ feragha farig olduğu vakitte. Ve refa'a mine rükû rükûdan kalktığı vakitte. Rükû'a gitti, rükûda tesbihati bitirdi de rükûdan kalktı mı yine ellerini kaldırırdı. Ve lâ yerfe'u yedîhi ellerini kaldırmazdı. Şeyin min salati namazın hiçbir yerinde vehve kaidin oturduğu halde. Halbuki kendisi oturuyor. Yani secdede ellerini kaldırmazdı. Secdeye gitti mi? Secdeden kalktı. İkinci secdeye gitti. O aralarda ellerini kaldırmazdı. Ve izâ kâme mine secdeteyni. İki secdeyi bitirdi de oradan ikinci rekete kalktığı vakıtta refa'a yedeyi ellerini kaldırırdı. Kezalik böylece ve kebbere tekbir alırdı. O vakitte iki secdeyi bitirdi mi, ikinci rekete kalkacağı vakitte, o vakitte kalkar, ellerini kaldırır, tekbir alır. Bu Rabbiül Müezzin'den rivayeti İmam-ı Tehavi'nin. Bir de Yunus'tan rivayeti var. Haddesena Yunus'u kale haddesena Süfyan'u ani Süheriyyi, an Salim'in an Ebihim, Abdullah ibn-i Ömer'den. Salim Abdullah ibn Ömer'in mahdumu. O babasından rivayet ediyor. Kale Abdullah ibn Ömer buyuruyorlar ki: "Ra'aytu Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Peygamber Efendimizi gördüm. İzeftetaha salate namaza başladığı vakitte yerfa'u yedihi ellerini kaldırırdı. Hatta yuhazi bihima hatta ellerini muhazi edinceye kadar. Menkibeyhi omuzlarına. Ve izâ erâde en yerkâ rükû ettiği vakitte de kaldırırdı. Ve ba'dema yerfe'u başını rükûdan kaldırdıktan sonra rükûyu bitirdi. Başını rükûdan kaldırdıktan sonra bu vakitte ellerini kaldırırdı. Ve la yerfe'u beyne secdeteyni iki secde arasında ellerini kaldırmazdı. Üçüncü hadisi şerif haddesena Yunus kâle haddesena ehberena ibn Vehbin. أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنى عبد الله بن عمر دان سالم روايت ديور كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبرة من كان إذا افتتح الصلاة نمز بشرده وقتا
Refa'a yedeyi, ellerini kaldırırdı. Hez ve menkibeyhi, omuzlarının hizasını. Ve izâ kebbere, tekbir aldı. Milir rükû'u rükû'a. Orada da ellerini kaldırırdı. Ve izâ refa'a miner rükû. Rükû'dan başını kaldırdım. Orada da tekbir alırdı. Refa'ahuma, ellerini kaldırırdı. Kezalik böyle. Namaza başladı mı bu iftah tekbiri. Ellerini kaldırır. Rükû'a gittiği vakitte, rükûdan kalktığı vakitte de yine ellerini kaldırırdı. وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لِكَ الْحَمْدِ Resul-i Ekrem Efendimiz rükûdan kalktığı vakitte de Allah-u Ekber değil de bunu okurdu. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لِكَ الْحَمْدِ Bunu imam okur. Müktedi de رَبَّنَا لِكَ الْحَمْدِ okur. İmam سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ de okur. رَبَّنَا لِكَ الْحَمْدِ de okur. Ona iktida eden kimse رَبَّنَا لِكَ الْحَمْدِ okur. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ demek okumaya lüzum yok. وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ Bunu işlemezdi, yani ellerini kaldırmazdı. بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ iki secde arasında ellerini kaldırmazdı. Dördüncü hadisi şerif, حَدَّسَنَا بْنُ مَرْزُوْ قَالَ حَدَّسَنَا بِشْرُ بْنُ عَمَرْ قَالَ حَدَّسَنَا مَالِكَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نِسَّهُ Ve yine hadisi şerifi İbn-i Merzuk tarikiyle rivayet ediyor. حَدَّسَنَا فَهْتُنْ Diğer bir hadisi şerif قَالَ حَدَّسَنَا عَلَيُّ بْنُ مَعْبَدْ قَالَ حَدَّسَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍ عن زيد عن جابر قال رأيت سالم ابن عبد الله رفع يديه من سالم gördüm رفع يديه ellerini kaldırdı حذاء منكبيه omuzlarının hizasını في الصلاة namazda ثلاث مرار 3 kere حين افتتح الصلاة o üçün birisi namaza başladığı vakitte ve حين ركع rükûa gittiği vakitte ve حين رفع رأسه bir de başını rükûdan kaldırdığı vakitte namazda üç yerde ellerini kaldırdığını gördüm. Bunu Cabir-i Cafi Salim ibn Abdullah'dan böyle gördüğünü söylüyor. Kale Cabir'in Cabir diyor ki feseeltu Salim'en. Ben Salim'e sordum en zalik bundan. Sen bir rekette üç yerde ellerini kaldırdın diye sordum. Niçin? Fekale dedi Salim'in. Salim buyurdular ki Ra'eytü bine Ömer'e radıyallahu anhuma Abdullah ibn Ömer'i gördüm. يَفْعَلُ ذَٰلِكَ böyle yapardı. وَقَالَ Abdullah ibn Ömer buyurdular. Dedi. Buyurdu kim? İbn Ömer radıyallahu anh'a. O da buyurdular ki رَيْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Peygamber Efendimiz'i gördüm. يَفْعَلُ ذَٰلِكَ bunu yapar. Bir rekette üç yerde Resulullah Efendimiz el kaldırmış. Abdullah İbni Ömer de Resulullah Efendimiz'den öğrenmiş. O da kaldırmış. Salim de ondan öğrenmiş. Böyle el kaldırmış. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Asim kâle haddesena Abdülhamid ibn-i Cafer kâle haddesena Muhammed ibn-i Amr ibn-i Ata kâle semiyatü Ebu Hümeydi Sa'diye fî aşaretü min ashabin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ashabından 10 kişi arasında Ebu Hümeydi Sa'idi mevcut idi. Diyor ki ben Ebu Hümeydi eşittim. Ravi Muhammed bin Amr bin Ata. Ben Ebu Hümeydi eşittim. O da 10 sahabenin içinde idi. Ehadühüm 10 sahabenin birisi de Ebu Katade idi. Kale Ravi Muhammed bin Amr diyor ki Kale Ebu Hümeydi Ebu Hümeyd dedi ki اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِسَلَاةِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in namazını sizin en iyi bileniniz benim. قَالُ dediler ki لِمَ niçin sen bizden iyi biliyorsun? فَوَاللّٰهِ Allah'a yemin ederiz ki مَا كُنْتَ اَكْتَرَنَا sen bizim en çok olanımız olmadı. لَهُ رَسُولَ اَكْرَمْ Efendimiz'e tebiaten tabi olan yani en çok onun peşinde dolaşan onunla ittisal eden hepimiz varız. Bizim içimizde en çok ittisal eden sen olmadın. وَلَا اَقْدَمَنَا لَهُ سَحْبَةً Sohbet yönünden de bizden evvel onunla sohbetin olmadı. Yani ne sohbetin bizden fazla ne onunla ittisal ettiğin bizden fazla. Niçin sen iyi biliyorsun? Dediler. فَقَالَ
Ebu Hümeyt dedi ki, bela, evet. Ben sözümde ısrar ediyorum. Fekalu dediler ki, fe'arid. Öyleyse arz et, ispat et. Söyle. Kale, Ebu Hümeyt dedi ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz oldu. İzâ kâme ile salâti, namaza kalktığı vakitte, refa'a yedeyhi, ellerini kaldırırdı. Hatta yuhâziye bihima menkibeyhi, omuzlarının hizasına gelinceye kadar ellerini kaldırırdı. Sümme yükebbirü, sonra tekbir alırdı. Sümme yakra'ı, sonra okurdu. Sümme yükebbirü, sonra tekbir alırdı. Feyerfe'u yedeyhi, ellerini kaldırırdı. Hatta yuhâziye bihima menkibeyhi, omuzlarının hizasına gelinceye kadar ellerini kaldırırdı. Sümme yerke'u, sonra rükû'a giderdi. Sümme yerfe'u râsehu, sonra başını kaldırırdı rükû'dan. Feyekûlu, buyururdu. Semi'allâhu limen hamideh. Allahü men hamideh derdi. Sümme yerfe'u yedeyhi, sonra Resul-i Ekrem Efendimiz ellerini kaldırırdı. Hatta yuhâziye bihima menkibeyhi, hatta omuzlarının hizasına oluncaya kadar ellerini kaldırırdı. Sümme yekûlu derdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber derdi. Ne olduğu halde yehvi ilel ardi, yere eğilir olduğu halde, secdeye gider olduğu halde Allahu Ekber derdi. Feizâ kâme minel reketeyni, İki rekati bitirdi mi, kebbere tekbir alırdı, ve refa'a yedeyi, ellerini kaldırırdı. Hatta yuhâziye bihima, hatta ellerini muhâzi edinceye kadar, menkibeyi omuzlarına. Sümme sana'a misle zalik, işte böylece yapardı, fî bekiyyeti salâti, namazın bekiyyesinde de böyle yapardı. Kâle, ravi dedi ki, Muhammed ibn Amr, فَقَالُوا وَاُنْ sahabenin hepsi de dediler, cemiyen hepsi sadakta, doğru söylüyorsun. هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle namaz kılıyor dediler. Tesdik ettiler. حَدَّسَنَا ابْنُ مَرْزُوْ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ عَامِرِ الْعَكَدِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ Abbas ibn Sehel dediler ki, içtema Ebu Hümeyt. Ebu Hümeyt içtima etti ve Ebu Hüseyd, bir de Ebu Hüseyd. Ebu Hüseyd de var, Ebu Esid de var. İki rivayet var. Ve Sehl ibn Sa'din, bir de Sehl ibn Sa'd. Üç zat toplandılar. Ve zekeru, zikrettiler. Salata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin namazını zikrettiler. فقال أبو حميد أبو حميد تدك أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبر فنزل نمازني نصل قدغني سيزين içinizde en iyi bilen benim dedi. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبر فنزل كان إذا قام ayağı kalktı mı refa yedeyi ellerini kaldırırdı namaza başlayacağı vakitte. ثم رفع يديه حين يكبر للركوع rükûa gittiği vakitte de ellerini kaldırırdı. Rükûa, Allah-u Ekber deyip rükûa gidecek ya, o vakitte ellerini kaldırırdı. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ Başını rükûdan kaldırdığı vakitte de ellerini kaldırırdı. سَمَى اللّٰهُ الْمَنْحَمْدَهِ derdi. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا مَأَمَّلُ بْنُ إِسْمَعِيلِ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانٌ سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'i gördüm. حين يكبر للصلاة namazı tekbir aldığı vakitte. حين يرفع رأسه من الركوع rükûdan başını kaldırdığı vakitte. يرفع يديه ellerini kaldırırdı. İftitah tekbirinde ellerini kaldırırdı. Bir de rükûdan başını kaldırdığı vakit ellerini kaldırırdı. Nereye kadar? Hiyâle üzüneyhi, kulaklarının hizasına kadar. Yani yukarıdaki rivayette, Abdullah ibn Ömer'in rivayetinde omuzlarının hizasına kaldırırdı. Fakat Vâil ibn-i Hücr'ün rivayetinde kulaklarının hizasına kadar kaldırırdı. Haddesena Salih ibn Abdirrahman, kâle haddesena Yusuf ibn Adiyyin, kâle haddesena Bilahvas, en Asimin fezekere bi-isnâdihi mislehu. Evet, aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Salih ibn Abdurrahman Terikli'de rivayet eyledi.
حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك بن حويرث diyor ki ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. İza reka'a rükû ettiği vakitte ve izâ refa'a râsehu min rükû'ihi, bir de başını rükûdan kaldırdığı vakitte yerfe'u yedihi, ellerini kaldırırdı. Hatta yuhâziye bihima, hatta ellerini muhâzi edinceye kadar, fevke üzünihi, kulaklarının yukarısına müsavi getirinceye kadar ellerini kaldırırdı. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت أبو هريرة buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه, ellerini kaldırırdı إذا افتتح الصلاة, namaza başladığı vakitte, وحين يركع, bir de rükû ettiği vakitte, وَحِينَ يَسْجُدُ, bir de secdeye gittiği vakitte, üç yerde ellerini kaldırırdı namazda. قَالَ أَبُوْ جَعْفَرِ İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ, bir kavim sahip oldular, bir cemaat sahip oldular ila هَذِهِ لَا سَرْ, bu eserlere. Bu sahip olanlar İmam-ı Evza'i, bir de Zahiriye'nin bazileri. Böyle dediler, dediler ki bir namazda, yani bir rekatte üç yerde el kaldırmak vardır dediler. Fe evcebu, vacip kıldılar. Er ref'e, ellerini kaldırmayı. İnder rükû, rükû vaktinde ve inder ref'i miner rükû, bir de rükûdan kalkarken. Bu namazın iftidasında, iftida tekbirinde el kaldırmakta ihtilaf yok. Bu müttefekun aleyh. Onun için ihtilaflı olan yer nerede? Rükû'a giderken el kaldırmak var mı, yok mu? Bir de rükûdan başını kaldırdığı vakit de secdeye gideceği vakit el kaldırmak var mı yok mu, ihtilaf burada. İşte bu Evza'i ve Zahiriye'den bazileri diyorlar ki bu üç yerde el kaldırmak vaciptir. Evet, ne vakit? Er-refe inder rükû, rükû'a giderken, rükûdan kalkarken, ve in rükû'a giderken, er-refe inder rükû, rükû'a gittiği vakit ellerini kaldırmak bir. وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُعُ, rükûdan başını kaldırdığı vakitte iki. وَعِنْدَ النُّهُودِ اِلَى الْقِيَامِ, bir de kıyama kalktığı vakitte مِنَ الْقُعُودِ, kuuttan, yani namazı bitirdiği artık kalkacak ikinci rekete, bir de o vakitte فِي الصَّلَاتِ, namazda كُلَّهَا, namazın hepsinde bu üç yerde el kaldırmak vaciptir. Bunlara göre de bir de iftitah tekbirinde el kaldırmak vaciptir. Oldu birinci rekette dört yerde. Diğer reketlerde de üç oldu. Niye? Mesela ikinci rekete kalktı. Kalktığı gibi el kaldırdı, bir. Sonra rükûa giderken iki. Rükûdan kalkarken üç. Secdeye giderken dört. O da dört oldu. Ve halefen fî zâlike, bunlara muhalefet eyledi. Âhirûn, ulemanın diğerleri bunlara muhalefet eylediler. Kalu dediler ki la nera, biz görmeyiz. Erref, el kaldırmayı, illa fit tekbiretil ula, illa birinci tekbirde el kaldırmayı görürüz. Bizim bildiğimiz yalnız birinci iftitah tekbiri var ya, orada el kaldırır, ondan sonra el kaldırma yok dediler. Peki buna sahip olanlar kim? Bunu yapanlar kim? Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer, Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ali, Abdullah ibn Mes'ud, Aşere-i Mübeşşere'nin diğer bakiyesi. Ki bunların işledikleri, yaptıkları budur. Süfyan-ı Sevri'nin, Ehl-i Kufe ulemasının, hepsinin dediği de bu. Hanefiye mezhebi, Malikiye mezhebi de bu. İbn-i Ebi Leyla'nın mezhebi de bu. Ki hatta Kufe'nin hemen hemen ihtilafsız hepsi böyle yaparmış. Namazda bir defa el kaldırırlarmış. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ, bu mesele hakkında ihticac ettiler. Bima, bir şeyle ki haddesene, bize rivayet eyledi. Ebu Bekret'e, Ebu Bekret rivayet eyledi. İmam-ı Tahavi diyor ki bize o rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا مَأَمَّلٌ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ اَب۪ي زِيَادٍ
An İbni Ebi Leyla Anil Bera İbni Azib radıyallahu anh. Bera İbni Azib'den rivayet eylediler. Kale Hazreti Bera buyurdular ki Kâne Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. İzâ kebbere tekbir aldığı vakitte iftitah-ı salati iftitah tekbiri için refa'a yedeyi ellerini kaldırırdı. Hatta yekûne ifhamahu hatta ifham parmakları olurdu. Baş parmakları gariben min şehmeti üzüneyi kulaklarının şehmelerine yumuşağına yakın olurdu. O kadar yukarı kaldırırdı. Sümme la yehudu. Sonra Peygamber Efendimiz el kaldırmaya evdet etmezdi. Yani tek namazın iftidasında bir defa el kaldırırdı. Ondan sonra namaz bitinceye kadar daha el kaldırmazdı. İşte bir bu hadisle ihticac ettiler. Yine bir hadis daha. Haddesene bin Ebi Davud kâle, haddesene Amr ibn Avd kâle, ahberena Halidun an ibn Ebi Leyla an İsa ibn Abdirrahman an Ebi an el-Bera ibn Azib an el-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi yukarıda Ebu Bekir tarikiyle, burada da İbn Ebi Davud tarikiyle rivayet eyledi. Hadis aynı. Yine İmam-ı Tahavi bu hadisi başka bir tarikle de rivayet ediyor. Haddesena Muhammed ibn-i Nu'man kâle haddesena Yahya ibn-i Yahya kâle haddesena Vekî'un an İbn Ebi Leyla an ahihi ve anil hakem an İbn Ebi Leyla an el-Bera an el-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Mislehu, işte Peygamber Efendimiz'den aynı şerifi, hadis-i şerifi o da rivayet eyledi. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena Nu'aym ibn Hammad kâle haddesena Vekî'un an Süfyan an Asim ibn Kureybin an Abdurrahman ibn el-Esved an Alkamete an Abdillah an el-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Mesud'den rivayet ediyor, Alkame diyor ki o da Peygamber Efendimiz'den ennehu kâle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oldu idi, yerfe'u yedeyhi ellerini kaldırır idi fi evveli tekbiretin, evvel tekbirde namazın iftitahında, başlangıcında. Sümme la ya'udu, sonra evdet etmezdi, el kaldırmayı daha yapmazdı. Namazın evvelinde bir defa el kaldırırdı. Haddesena Muhammed ibn Nu'man, kâle haddesena Yahya ibn Yahya, kâle haddesena Veki an Süfyan, fezekere mislehu bi isnadihi. İmam-ı Tahavi Muhammed ibn Nu'man tarikiyle bu hadisi şerifi yine rivayet ediyor. Haddesena Ebu Bekrete, kâle haddesena Mu'ammelun, kâle haddesena Süfyanu, an el-Mughire kâle kultu li İbrahim. Mughire diyor ki ben İbrahim'in lehaya dedim ki hadis-u vâil. Neyi dedim? Hadis-i vâil. Vâil'in hadisini dedim. Ki ennehu râen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i görmüş Vâil ibn Hucur. Yerfe'u yedeyhi, ellerini kaldırır görmüş. İzeftetâhe s-salâte, namaza başladığı vakitte. Ve izâ rekâ, rükû'a gittiği vakitte. Ve izâ refâ râsehu minel rükû, rükûdan başını kaldırdığı vakitte. Bu üç yerde Vâil ibn Hucur Resûl-i Ekrem Efendimiz'in ellerinin kaldırdığını görmüş. Buna ne dersin? Diye Mughire İbrahim'in Nakhay'dan soruyor. Fekale İbrahim'in Nakhay buyurdular ki İmkâne Vâil, Vâil oldusa râhu Resûl-i Ekrem Efendimiz'i gördüse merreten bir kere ki yef'alü zâlik, böyle yapıyor. Namazda üç yerde ellerini kaldırdığını gördüyse fekad râhu Resûl-i Ekrem Efendimiz'i gördü. Abdullah, Abdullah bin Mesud gördü. 50 merre, 50 kere gördü. Ki la yef'alü zalik, bunu yapmazdı. Ellerini üç yerde kaldırmazdı. Namazın yalnız iptidasında kaldırırdı. Yani Vâil ibn-i Hücür, Resul-i Ekrem'i bir defa böyle gördüğünü söylüyor. Ve Abdullah bin Mesud, Peygamber Efendimiz'den hiç ayrılmamış. O bir defa görmüştü, o 50 defa görmüş. Nasıl olur sen Abdullah bin Mesud'un rivayetini almaz da Vâil'in rivayetini alırsın. Yani Abdullah bin Mesud'un rivayetini almak daha evladır. Haddesena Ahmed bin Davud kâle, haddesena Müseddedun kâle, haddesena Halidu bin Abdillah kâle, haddesena Hüseyin'un an Amr bin Murra kâle, dekhaltu mescide Hadramut. An Amr bin Murra kâle, dekhaltu mescide Hadramut. Amr bin Murra'dan Hüseyin rivayet ediyor. Diyor ki ben Hadramut mescidine girdim. فَإِذَا عَلْقَمَةُ بْنْ وَاِلْ Baktım ki Vâil ibn-i Hücür'ün mehtumi Alkama yuhaddisü, hadis okuyor. Rivayet ediyor an ebihi, babasından.
rivayet ediyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne yerfe'u yedeyi ellerini kaldırırdı. قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ Rükudan evvel de sonra da ellerini kaldırırdı. Böyle babasından rivayet ediyordu. فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ Ben bunu zikrettim. Amr ibn-i Murre diyor. Ben bunu Elgame'den duydum. Evet. Elgame ibn-i Vail'den geldim. İbrahim'in lakayı zikreyledim. فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ الْاِبْرَٰهِمِ İbrahim'in lakayı zikreyledim. فَغَضِبَ İbrahim gadab etti ve kâle buyurdular ki Ra'ahu Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördü. Huve Elgame ibn-i Vail ve lem yarahu Resulullah Efendimiz'i görmedi mi? İbn Mesud radıyallahu anh. İbn Mesud görmedi mi? Ve la ashabu ashabi görmedi mi? Vail ibn-i Hücür görüyor da Resul-i Ekrem Efendimiz'in nasıl namaz kıldığını hiç yanından ayrılmayan Abdullah ibn Mesud ve Peygamber Efendimiz'in diğer ashabı onu görmüyorlar mı? Fekâne hâzâ işte bu oldu. Mimma olbiş hadislerden oldu ki ihtecce bihi o hadislerle ihticac ettiler. Ehlu hâzâl kavl bu kavlün ehli. Yani Resulullah Efendimiz namazın evvelinde bir defa ellerini kaldırmış daha kaldırmamış. Bu hadislerle ihticac ettiler. Likavlihim kendi kavullerine, kendi mezheplerine o da neden? Mimma raveynâhu an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğumuz hadislerden işte bu hadislerle, bu rivayetlerle kendi mezheplerine delil getirdiler. Fekâne min hücceti muhalifihim. Bu mezhebe muhalif olanların hüccetindendir. Yani muaris tarafından hüccettir aleyhim bunlar üzerine fizalik bu mesele hakkında. Yani muhalifler derler ki siz böyle dediniz ama bizim elimizde diğer deliller de var. Ki üç yerde el kaldırmak var. Evet. Öyleyse onların hüccetinden oldu ney? En kâle dedi. Onun demesi oldu muhalifin. Ne'emâ revînâ bizim rivayet ettiğimiz şeylerle beraber. Nahnu bizim rivayet ettiğimiz şeylerle beraber yukarıda Peygamber Efendimiz ellerini üç yerde kaldırdı diye o rivayetler var ya işte onları kastediyor. Diyor ki biz bu üç defa ellerini kaldırdı diye rivayetlerimiz var ya o rivayetlerimizle beraber bir de biz deriz hükmederiz neyle? Bir tevatürül asa tevatürü asarını bizim mezhebimizi teyit ve tekit eden çok eserler var. Tevatür burada tekasür manasına. Ve sıhhati esanidiha. Bir de senetleri de sahih. Bizim rivayet ettiğimiz eserlerin senetleri sahih. Ve istikametiha bir de istikametleri müstakim geliyor. Öyleyse fekavluna bizim kavlimiz namazda üç defa el kaldırmak meselesi. Evla daha evladır min kavlikum sizin kavlinizde. Siz bir defa kaldırır diyorsunuz. Ondan ise üç defa kaldırma hakkındaki rivayetler daha sağlam, daha müstakim, daha çok olduğundan biz böyle deriz ve bizim kavlimiz sizin kavlinizden evladır diye muarizler böyle bir hüccet getirirlerse. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ İmam-ı Tahavi diyor ki öyleyse onların aleyhine olan hüccettendir. فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında maşul bir şey ki seni beyinhu biz beyan ederiz inşallah. Yani onlar böyle kendi taraflarını teyit ve tekit ederek bunu söylediler. Fakat onların aleyhine bizim de delillerimiz var. Biz de delillerimizi onlara beyan edeceğiz. Evvela onların delillerini ele alacak İmam-ı Tahavi. Onların derece-i sıhhatini bildirecek. Ondan sonra neticeyi bağlayacak. Emma ma ruviye fî zâliken aliyyin radıyallahu anh. Ama sizin Hazreti Ali kerimallah ve şevden rivayet ettiğiniz hadise gelince o da kimden rivayet eylemiş? An-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den. Nerede? Fî hadisi ibn-i Ebi Zennad, Ebi Zennad'ın hadisinde. Ellezî öyle bir zennad ki bedâna bi zikriyi biz onun zikriyle başladık. Fî evveli hâzen bâb bu babın evvelinde Ebi Zennad'ın hadisiyle başladık ki Peygamber Efendimiz
İfsa tekbirinden sonra rükûa giderken el kaldırdı, rükûdan kalkarken el kaldırdı. Bu rivayete gelince فَاِنَّ اَبَا بَكْرَةَ هَزْرِتَ اَبُوْ بَكْرَ قَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet etti. قَالَ buyurdular ki حَدَّسَنَا اَبُوْ اَحْمَدْ Ebu Ahmet ona rivayet eylemiş. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرٍ لَهْشَرِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا عَاسِمُ بْنُ كُلَيْبِ عَنْ اَب۪يهِ اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Asim ibn-i Küleyb, babası Küleyb'den rivayet ediyor ki Hazreti Ali kerremallahu vechehu kâne yerkâv yedeyhi ellerini kaldırırdı fi evveli tekbiretin evvel tekbirde minis salati namazı namazda namazın evvel tekbiri var ya iftitah tekbiri bunda ellerini kaldırırdı sümme la yerkâv sonra kaldırmazdı ellerini kaldırmazdı bâdı bundan sonra siz orada Hazreti Ali'den bir hadis getirdiniz işte biz de onu marize olan Asim ibn-i Küleyb'den yine Hazreti Ali'den bunun muarize olan bir hadisi getirdik. Haddesene ibn-i Davud kâle haddesene Ahmed ibn-i Yunus kâle haddesene Ebu Bekir'in Nehşeliyyü'n Asim'in Nebihi ve kâne min eshab-ı Ali'in radıyallahu anh. Bu Asim ibn-i Küleyb babasından rivayet ediyor ki o Küleyb de Hazreti Ali'nin cemaatinden idi. En Ali'in Hazreti Ali'den rivayet eyledi. Mislehu işte bu hadisi şerifi. İmam-ı Tahavi o hadisi şerifi. Bir İbn-i Ebu Davud tarikiyle bir de Ebu Bekir tarikiyle ispat eyledi. Hadis ve Asim ibn-i Küleyb'in Asim ibn-i Küleyb'in hadisi hâze işte bu. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz namazın evvelinde el kaldırdı, daha kaldırmadı. Bu hadisi kaddelle delalet etti ki enne hadise ibn-i Ebi'z-Zennad, Ebi'z-Zennad'ın hadisi elâ ahadi ve çeyni iki veçin birisi üzerinedir. Babın evvelinde geçti ki bir rekette üç defa el kaldırmış diye rivayeti geçti ya işte Büzzennad'ın hadisi. Bunun hadisinin iki ihtimali vardır. İmmâ en yekûne ola fî nefsihi bu hadis nefsinde ola sekîmen sekîm ola. Sekîm ola ve lâ yekûne olmaya fîhî anda zikrur ref'i ref'in zikri olmaya asla ref'in zikri olmaya. Yani iki türlü ola. Burada aynı de ve la yekûne demiş. Fakat bu kitapta da ev la yekûne bu ehadi ve çeyin dediğinden dolayı burada ehadi ve çeyin dedi ya ev olmasını icap ediyor. Mana da şöyle çıkar. İki veçin birisine imma en yekûne bu zennâden hadisi ola fî nefsî kendi nefsinde sekîmen sekîm ola. Yani sahih olmaya, sahih değil. Senedinde zayıf adamlar olur, vakıtta sekîm olur. اَوْلَا يَكُونَ olmaya فِي anda زِكْرُ الرَّفْعِ ellerini kaldırmak zikri olmaya asla olmaya yahut da hadiste bu hadis sahih ise sonunda Peygamber Efendimiz ellerini kaldırdı dedi o rivayet yoktur. Bu iki ihtimalin birisi vardır. كَمَا قَدْ رَوَاهُ netekim bunu rivayet eyledi غَيْرُهُ غَيْرِسِ rivayet eyledi ki ref'in zikri yok. El kaldırma meselesi yok. Ebu Zennad'ın hadisinde geliyor ama fakat Ebu Zennad'dan gelen diğer tariklerde bu yok. فَاِنَّ اَبْنَ خُزَيْمَةِ اِبْنِ خُزَيْمَةِ حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ bize Abdullah ibn-i Raca rivayet eyledi diyor. Ha diyor İmam-ı Tahavi başka bir senet daha getiriyor. وَحَدَّسَنَا اِبْنِ اَبِي دَوُدْ yine bize İbn-i Ebu Davud rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ صَالِحْ وَالْوَهْبِيُّ Abdullah Vehbi İbn Ebi Davud'a rivayet eylemişler. قالوا, bunlar dediler ki ne dediler? İbn-i Ahbarana Abdülaziz İbn-i Ebu Ebi Seleme Ebu Seleme'nin oğlu Abdülaziz bize haber verdi. En Abdullah ibn-i Fadıl Abdullah ibn-i Fadıl'dan haber verdi. Fezekeru zikrettiler misli hadisi İbn-i Ebi Zennat Ebi'z-Zennad'ın oğlunun hadisinin mislini zikreylediler. Fî isnadihi senedinde ve metnihi metninde zikreylediler. Bunu zikrettiler. İbn-i Ebi'z-Zennad'ın rivayetini getirdiler. Senedini, metnini getirdi. Rivayet ettiler. وَلَمْ يَذْكُرُوا bunlar zikretmediler. اَرْرَفْعَ el kaldırmayı fî şeyin min zâlike bu namazın hiçbir yerinde el kaldırmak meselesini bunlar zikretmediler. Öyleyse Ebi'z-Zennad'ın rivayet etmiş olduğu hadiste el kaldırma meselesi yok. Çünkü burada geliyor ki bu üç satır diyorlar ki el kaldırma meselesi yok. فَاِنْ كَانَ هَذَا eğer bu rivayet olduysa هُوَ الْمَحْفُوزَ
Ulema-i hadis arasında mehfuz ve meşhur olan bu olduysa ve hadis-i İbn-i Ebi'z-Zennad, İbn-i Ebi'z-Zennad'ın rivayeti de olduysa, hataen, hata olduysa, çünkü birbirine mariz olduğunda ya o hata ya bu hata, eğer bu mehfuz o hata ise fakat irtefe'a bizalik, işte bununla mürtefi olmuş oldu. En yecibe, vacib ola leküm, sizin için bir hadisin hatayın, hata olan bir hadisle evet vacip olması kalktı, hüccetün hüccet olması. Evet, yecibenin faali, en yecibe leküm bir hadisin hatayın hüccetün, bir hüccetin vacip olması, bu hata bir hadisle oluyor. Öyleyse bu sizin davanız irtifa ediyor, dava bitiyor orada. Çünkü İbn-i Ebi'z-Zennad mütekellemin fihdir. Yani sika midir, değil midir, daif midir, ihtilaf etmişlerdir. Binaenli bu İbn-i Ebi'z-Zennad'ın rivayeti hatalı oluyor. Hatalı bir hadisle siz hüccet getiriyorsunuz, bu hüccetiniz yok olmuş oldu. Ve in kâne mâ rava İbn-i Zennad sahihen. Yok. Derseniz ki İbn-i Ebi'z-Zennad'ın senedi daha kuvvetlidir, onun hadisi daha sahihtir derseniz ki لَاَنَّهُ سِيرَ İbn-i Ebi'z-Zennad sade ziyade eyledi عَلَى مَا رَوَى غَيْرُهُ غَيْرِسِنِ rivayet ettiğine ziyade eyledi. Sikenin ziyadesi de caizdir. Derseniz ise فَاِنَّ عَلِيَّنْ Hazreti Ali kerrem Allah ve çeh لَمْ يَكُنْ olmadı لِيَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'i görmesi yerfev kaldırır. Yani olmadı ki liyara Peygamber Efendimiz'i göre Ennebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Yerfev Peygamber Efendimiz'i elleri namazla kaldırını göre sümme yetruke sonra da terk eder. Huve Hazreti Ali terk eder. Errefe'el kaldırmayı ba'dehu Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördükten sonra. Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördü. Resul-i Ekrem Efendimiz namazda üç yerde ellerini kaldırdı. Hazreti Ali de bunu gördü. Ondan sonra gördükten sonra da bunu terk eder. Bu olmadı. İlla vakat sebete. Eğer terk ettiyse bunu demek ki sabit oldu. İndehu Hazreti Ali indinde neskur ref'i ref'en neskı. Namazın evvelisinde eğer İbn-i Ebi'z-Zennad'ın hadisi sahih ise Resul-i Ekrem Efendimiz ellerini kaldırdı. Onu Hazreti Ali kerramallahu ve şey görmüş de sonra da Hazreti Ali bununla amel etmemiş de bunu terk etmişse bu olmaz. İlla ki bu refi' meselesi nesk edilmiş. Yani İslamiyet'in evvelinde üç yerde el kaldırma varmış. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz'in fiiliyle bu nesk edilmiş. Bu böyle olmuş olur. Hadis-i Ali'in radıyallahu anh, Hazreti Ali'nin hadisi İza sahha, sahih olduğu takdirde bu ikinci defa rivayet ettiler ya Hazreti Ali'den ki namazın evvelinde kaldırdı sonra kaldırmadı. Bu böyle sahih olursa fefihi bunda orucudur. Ekterül hücceti, hüccetin ekserisi yahut da ekberül hücce, ikisi de var. Hüccetin en büyüğü olur. Niye? Kime? Likavuli men, bir kimsenin sözünde ki la yarar ref'e, ref'i görmez, el kaldırmayı görmez. Bunların lehine delil olur. İbn-i Ebi'z-Zennad'ın hadisi sahih olduğu takdirde de sonradan gelen başka zatlar diyorlar ki İbn-i Ebi'z-Zennad'ın hadisinde eğer refi varsa bu nesk edilmiştir. Çünkü Hazreti Ali kerramallahu veçhe emel etmemiştir. Emel etmediği neskine delalet eder. Halbuki sahih midir? İbn-i Ebi'z-Zennad'ın tehlike sahih değil midir? Onu da beyan etti ki daha başkaları refi meselesi o hadiste yoktur dediler. Öyleyse sabit oluyor ki bununla İbn-i Ebi'z-Zennad'ın hadisi ihtilaflı oldu. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın emeli de el kaldırma meselesinde, namazın evvelisinde el kaldırdı, daha kaldırmadı. Bu kimin? El kaldırmaz diyenlerin lehine delil oldu. Bu Hazreti Ali'den gelen rivayet böyle burada neticelendi. Ve emmâ hadîsü ibn-i Ömer'e radıyallahu anhüma. Abdullah ibn-i Ömer'in rivayet eylemiş olduğu hadise gelince. Fe innehu kadru viyanhu. Hazreti Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi. Ma zekerine, bizim zikrettiğimiz en onda. Ondan zikrettiğimiz, ondan rivayet edildi. O da kimden rivayet eylemiş? Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Sümme ruyanhu, yine Abdullah ibn Ömer'den sonra rivayet edildi. Min fe'alihi,
onun fiilinden, kendi işlediği işten, ba'den Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sonra Abdullah ibn Ömer'in fiilinden rivayet edildi. Hilafı zalike, onun hilafı. O eserde gelen, o hadiste gelen rivayetin hilafına kendi işi rivayet edildi. O halde rivayetiyle kendi ameli arasında muhalefet oldu. Onu da İmam-ı Tahavi beyan buyuruyor şu rivayetle. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر ben peşinde namaz kıldım فلم يكن يرفع يديه ellerini kaldırmazdı إلا في التكبيرة الأولى إلا birinci tekbirde من الصلاة namazdan. Namazda iftitah tekbirinde ellerini kaldırırdı, daha el kaldırmazdı. Şimdi bu Abdullah bin Ömer'in fiili. Rivayetini de yukarıda okuduk. O da rivayeti, ikisi birbirine muhalif oldu. Fahâze bin Ömer'e, işte Abdullah bin Ömer kadra en nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yerfe. Peygamber Efendimiz'in namazda üç yerde el kaldırdığını gördü. Sümme kattereke huve. Sonra kendisi bizzat terk eyledi. Arrafe el kaldırmayı. Ba'den Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i gördükten sonra onun el kaldırdığını gördükten sonra kendisi el kaldırmadı, terk etti. Fela yekunu zalik. Bu olmaz. Resul-i Ekrem Efendimiz'in yapmış olduğu amele muhalif amel eylemez. İlla ve kassebete indehu illa Abdullah bin Ömer'in indinde sabit olur. Oldu da neshu ma kadra nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fealehu. Peygamber Efendimiz'in işlediğini gördü ya, işte onun neshi sabit oldu da onun için de böyle yaptı. Ve kâmetil hüccet de kaim oldu aleyhi Abdullah ibn Ömer üzerine bizalik nesh ile. Nesh olunduğunu bildi, öğrendi, onun için terk etti. Bu böyle olur. Fe'in gâle kâilun. Bir kâil adam dese, mu'teriz dese ki hâzâ hadîs-ü münker. Bu hadis münkerdir. Münker yani hüffazın rivayetine muhaliftir. Bir hadisi bir sike bir adam rivayet ederse, öteki taraftan da birkaç sike bir hadis rivayet ederlerse birbirine taarruz etti mi tek olan adamın hadisine münker derler. Ötekine de mehfuz derler. Şimdi bu hadis münkerdir çünkü Hüffaz bunu böyle rivayet etmemiştir diye itiraz ederse قِيلَ لَهُ o adama denilir ki وَمَا دَلَّكَ sana ne delalet etti ala zalik buna bunun münker olduğunu neden bildin delilinle فَلَنْ تَجِدَ اِلَى ذَٰلِكَ سَب۪يلًا bu mücerred bir davadır sen bunu ispat edemezsin yani bu hadisi rivayet eden mücahiddir ötekini rivayet edenler çoktur demek istiyor ki mücahit sıkadır ama fakat tektir. Diğerleri çok olduğundan bu hadis münkerdir. Ona diyoruz ki bu mücahidin tek olması buna zarar etmez. Çünkü mücahit mücahittir. Onun bir rivayete tek olması onun hadisini münker kılamaz. Fe'in gâle dese ki fe'inne tavusen tavus kadı zekere zikreyledi ki ennehu râ'abne Umar'a İbni Ömer'i gördü. يَفْعَلُ işlerdi مَا يُوَافِقُ مَا رُوْيَ عَنْهُ ondan rivayet edilen şeye muvafık olan yani el kaldırma meselesi rivayet edildi ya Tavus Abdullah bin Ömer gördü ki o da namazda üç yerde ellerini kaldırırdı kimden rivayet etmişti Abdullah bin Ömer'de hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem min zalik bu el kaldırma meselesi hakkında Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemişti Tavus onu gördü. Gördüğü gibi öyleyse Abdullah ibn Ömer'in fiili rivayetine muvafık oldu. Böyle dersek ile lehum onlara denilir ki fakat zekere zalike tavusun tavus bunu zikreyledi. Yani böyle gördüğünü zikreyledi. Fakat halefehu fakat ona muhalefet eyledi. Mücahidun mücahid muhalefet eyledi. Fakat yecuzu caiz olur ki en yekûne ibn Ömer Abdullah ibn Ömer ola feale işlemiş ola. Neyi? مَا رَآهُ تَعْوُسٌ Tavusun gördüğü günü ki يَفْعَلُهُ onu işlerdi قَبْلَ اَنْ تَكُومَ عِنْدَهُ الْحُجَّةِ Abdullah ibn Ömer'in indinde hüccet kaim olmazdan evvel بِنَسْخِهِ o hükmün nesrine hüccet kaim olmazdan evvel işlerde ellerini kaldırırdı.
ثُمَّ قَامَتْ عِنْدَهُ الْحُجَّةُ بِنَسْخِهِ Onun neshedildiğine dair hüccet kaim oldu, delil geldi. فَتَرَكَهُ Abdullah ibn Ömer terk etti el kaldırmayı. وَفَعَلَ işledi مَا ذَكَرَهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ Mücahid'in Abdullah ibn Ömer'den zikreylemiş olduğu ki yapmış olduğu işi işledi. Yani ellerini bir defa kaldırdı, daha kaldırmadı. هَكَذَا böylece يَنْبَغِ لَاِيْقُ قُلُرَ اَنْ يُحْمَدَ حَمْرُونَ مَا رُوِيَ عَنْهُمْ أَصْحَابِ كِرَمْدَنْ rivayet edilen şey. وَيُنْفَى عَنْهُ الْوَهْمُ Abdullah ibn Ömer'den de vehemleşiyor ona. Yani vehmetti de bazen öyle yaptı, bazen öyle yaptı vehem isnat edene kadar hayır. Evvelden var idi, nesh olundu, nesh-i sabit oldu. Onun için sonradan ellerini kaldırmadı. Hatta يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ Hatta bu tahakkuk ede hadis, iki hadisle amel etmek tahakkuk ede. Vehem de araya girmeye. وَاِلَّا سَقَتْ اَكْثَرُ rivayet Böyle vehminen hareket edilirse rivayetlerin ekserisi sakit olur. وَاَمَّا حَدِيثُ وَاِلْ وَاِلْ اِبْنِ حُجْرٌ hadisine gelince وَقَدْ دَادَّهُ اِبْرَاهِيمُ İbrahim'in nekai ona zıt olarak rivayet eyledi. Bima zükre zikredilen şeyle İbrahim ona muhalefet eyledi. Kimden? Yani Abdullah, Abdullah bin Mesud'dan ki اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdullah bin Mesud diyor ki Peygamber Efendimiz görmedi feale ma zikir bu zikrolunan şey yahut feale ma zeker Vail'in zikretmiş olduğu şey işler görmedi. Vail dedi ki Resulü Efendimiz namazda üç yerlerini kaldırdı diye görmüş rivayet eyledi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh de bir yerde el kaldırdığını gördü böyle üç yerde kaldırdığını görmedi. Evet. Öyleyse bu iki rivayet arasında tezat olduğundan bunun telifine gidiliyor. Telifi de şöyle oluyor ki bu hüküm evvelden var idi fakat sonradan neshedildi. Onun için Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma da ellerini namazda yalnız iftah tekbirinde kaldırırdı. Bu sabit oluyor. Ve emma hadisu Vail'in Vail'in hadisine gelince فَقَدْ دَادَّهُ اِبْرَاهِمْ بِمَا ذُكِرْ Evet. Okuduk ya bunu. İbrahim buna zıddı oldu. Öyleyse madem iki zıddi, iki hadis birbirine zıddı oldu, hangisi tercih edilecek? فَأَبْدُ اللّٰهِ بِنْ مَسُودْ اَكْدَمُ سُحْبَةً لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz'in sohbetine daha ekdemdir, daha evvel onun sahabesidir. وَاَفْهَمُ بِاَفْعَالِهِ Onun fiillerini daha ziyade fahimdir, fakihtir. Min vailin vailden. İlmi vailden çoktur. Ve sohbeti de kadimdir. Fetkâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbu, Peygamber Efendimiz severdi ki en yeliyehu onun peşini de kılsınlar. Onu veliyesinler. Yani namaza durduğu vakitte hemen arkadaki safta dursunlar. Kim? El muhacirun muhacirler dursunlar. لِيَحْفَظُوا عَنْهُ Ondan namazın ef'alini hifzetsinler de öğretsinler. Abdullah bin Mesud da muhacirinden olduğundan o da evvelki safta dururdu. Bunu da İmam-ı Tahavi ispat ediyor. Buyuruyor ki حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا حُمَيْدُنَا أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُحِبُّ Peygamber Efendimiz sever idi ki en yeliyehu namazda onu veliyede onun hemen birinci safta durarlar el muhacirun ve ensar muhacirun ve ensar لِيَحْفَظُوا عَنْهُ Ondan hifzedeler. Namazın efalini ne şekilde kıldırdığını hifzetsinler diye birinci safta durmalarını Peygamber Efendimiz sever idi. وَكَمَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالْ حَدَّسَنَا اَبْدُ اللّٰهِ بِنُ بَكْرٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِسْلَهُ Aynı hadisi şerifi Ebu Bekir tarikiyle de İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Yani birinci safta muhacirun ve ensarun durmalarını Peygamber Efendimiz sever idi. قَالَ Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz buyurdular لِيَلِيَنِّي أَلْبَتَّ مَنِ وَلِيَيْلَسِنْ Benim ilk peşimde ilk safta dursun. Minküm sizden ölül ehlami, ehlam sahipleri.
ehlam bir akıllı adamlara derler, bir de baliğ adamlara. Bunlar dursunlar. Ve nuha akıllı adamlar dursunlar. Evet, yani akli başı yerinde olanlar, ashab-ı kiramın büyükleri beni veriyesinler. Yani birinci safta, safta onlar dursunlar. Kema haddesena İbrahim ibn-i Merzuk. Nitekim bizi İbrahim ibn-i Merzuk bunu rivayet eyledi. Kale haddesena Bişir ibn-i Ömer. Kale haddesena Şabetu. Kale akbereni Süleymanu. Kale semiatu Ümaret ibn-i Ümeyr. Ben Ümaret ibn-i Ümeyr'i işittim. Yuhaddisu en Ebi Ma'meri. Ebi Ma'mer'den rivayet eylerdi. O da kimden? En Ebi Mes'udin el-Ensari'yi. Ebi Mes'udin el-Ensari'den kâle. Ebu Mes'ud buyurdular ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz der idi. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûlu der idi ki liyeliyenni elbette beni veli eylesin. Minküm sizden ölül ehlami akıl sahipleri. Vennuha o da onu tekit ediyor. Akıl sahipleri. Eğer ikisi de akıl manasına gelirse tekit olur. Bir de var ki ehlam büluğa ermiş adamlar. Yani çocuklar değil. Benim peşimde ilk safta onlar dursunlar. Büluğa ermiş ama vennuhem de akıl sahibi. Bir de var ki meczup deli olur. Aklı az olur onlar değil. Aklı başında, aklı yerinde olanlar benim peşimde namaz kılsınlar. Sümmellezine yelûnehum. Ondan sonra onları veli edenler, yani mürahip derecesinde artık rical olacak dereceye gelmiş olan çocuklar dursunlar. Sümmellezine yelûnehum. Ondan sonra onları veli edenler, yani çocuklar dursunlar. Ondan sonra kadınlar dursunlar. Böyle rivayet eyledi. Ve kemâ haddesene Ebu Bekrete ve İbn-i Merzûk. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة أبي حمزة رواية الفيديو وأبي حمزة القصاب إمران بن أبي عتا فقط برادة شارح diyor ki أبو حمزة değil de أبي جمرة نسر بن عمران بن الضبعي daha sevabı bu ikisinde ihtilaf var ondan mı rivayet etmiş şöyle ondan mı hangisinden olursa Ebu Hamze yahut da Ebu Cemre o da kimden rivayet eylemiş? En İyâs ibn-i Katâdete en Qays ibn-i Übâd. Qays ibn-i Übâd'den rivayet eylemiş. Kâle Qays ibn-i Übâd dediler ki, buyurdular ki Kâle li Übeyyü ibn-i Ka'b. Übeyyü ibn-i Ka'b bana buyurdu ki Kâle lena Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bize buyurdu Kûnû fîs-saffil evvel. Birinci safta olunuz. Yelini beni veliyesin. Kunu fissaffillezi. Kunu olunuz. Fissaffillezi şöyle bir safta olunuz ki yelini beni veli eder. Yani birinci safta olunuz diye Hazreti Übeyye ve onun emsalına böyle emir buyurmuşlar. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fe Abdullah, Abdullah bin Mesud min ülaike işte onlardandır. Ellezine şöyle bir kimselerdendir ki كانوا يقربون من النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'e yaklaşır idiler لِيَعْلَمُوا اَفْعَالَهُ onun fiillerini bilsinler diye فِي الصَّلَاتِ namazdaki keyfehiye o nasıldır? Afan nasıldır? Onu bilsinler diye Peygamber Efendimiz'e yakın olanlardan idi. Bilsinler de لِيُعَلِّمُوا öğretsinler النَّاسَ nasıl öğretsinler? Zalike Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl namaz kıldırdığını öğretsinler. Fema ol bir şey ki hakev bu ülül ehlam hikaye eyledi min zalik Peygamber Efendimiz'in namazından fe ve o evla evladır mimma şol bir rivayetten ki ca'e bihi o rivayette geldi men bir kimse ki kâne ba'de minhu Peygamber Efendimiz'den daha uzakta oldu. Peygamber Efendimiz'e yakın olanı rivayet etmiş olduğu şey Peygamber Efendimiz'den uzak olan adamın rivayetinden evla oldu. Evet. Bunlar da kimden? Minhum ashab-ı kiramdan. Ne hakkında? Fissalat-ı namaz hakkında. Namaz hakkında
Abdullah ibn Mesud Peygamber Efendimizin yakınında duranlardan. Vail ibn Hücür uzakta duranlardan. Öyleyse hangisini almak daha evladır? Yakında duranın rivayetini almak daha evladır. Fe'in kalu, onlar itiraz eder deseler ki ma zekertumuhu an İbrahim'e, İbrahim'den zikretmiş olduğunuz bu rivayet, o da kimden? An Abdillah, Abdullah bin Mesud'den rivayet etmiş olduğu bu rivayet gayru muttasilin, muttasil değildir, senet mungatiyadır. Çünkü İbrahim'in nehayı Abdullah bin Mesud'a erişmedi. Arada bir adam var. O mungatiya, o hadis mungatiyadır derlerse gîle lehum, onlara denilir ki kâne İbrahim'u, İbrahim'in nehayı oldu. İzâ ersele an Abdillah, Abdullah'dan mürsel. Fe'in kâlu mâ zekertumuhu an İbrahim an Abdillah hayr muttasilin. İtiraz etse deseler ki İbrahim'in nehayının Abdullah ibn-i Mesud'den rivayet etmiş olduğu senet mungatiyadır. Çünkü İbrahim Abdullah ibn-i Mesud'u görmemiştir. Kîle lehum, onlara denilir ki kâne İbrahim'u izâ ersel an Abdillah, İbrahim'in nehayı Abdullah bin Mesud'den irsal etti de aradaki raviyi söylemedi mi? Lem yursilhu, onu irsal etmezdi, o raviyi hasfetmezdi illa ba'da sehhatihi indahu, kendi indinde o hadis sahih olduktan sonra onun ismini zikretmezdi, hadisi mürsel olarak rivayet ederdi. Ve tevatürü rivayeten Abdillah, bir de Abdullah'dan rivayetin çok olduğundan sonra hem senetler sahih hem de çok rivayetler geliyor, kendi kendinde sehhet buluyor ki bu rivayet Abdullah bin Mesud'dan gelmiştir. O vakitte onu irsal buyururdu. قَدْ قَالَهُ الْاَعْمَشِ, Âmeş İbrahim'in nehaya dedi ki اِذَا حَدَّسْتَنِي, sen bana rivayeti ilediğin vakitte فَاَسْنِدْ, senedini zikret. Kimden öğrendin? Kimden aldın? O kimden aldı? O kimden aldı? Böyle senedini zikret dedi. Fakale İbrahim de Âmeş'e dedi ki اِذَا قُلْتُلَكْ, ben sana dediğim vakıttaki, kâle Abdullah, Abdullah bin Mesud dedi dediğim vakıtta, felem ekul zâlike, ben bunu demem, hatta haddesenihi cemaatun min an Abdillah, Abdullah bin Mesud'den bir cemaat bana rivayet etmedikçe ben bunu söylemem. Yani birçok adamlar Abdullah bin Mesud'den işitiyorlar, onlar da bana söylüyorlar, ben de ondan sonra kâle Abdullah diyorum. Çünkü o adamlar çok olduğundan onların isimlerini teker teker zikretmiyorum. وَاِذَا قُلْتُ, ben dediğim vakitte حَدَّسَن۪ي فُلَانٌ, bana filan rivayet etti. O da kimden? اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ, Abdullah'tan. Ya hadis muttasil olur. Mesela ravi tayin ederek filan ravi bana rivayet eyledi. O da kimden? Abdullah'tan. Böyle dersemse فَهُوَ, işte o ravi اَلَّذ۪ي شُولْبِجْ, kimsedir ki haddeseni, bana rivayet eyledi. Aynen bir ravidir. Yani haddeseni fülanun, raviyi tayin ederek getirdiğim hadisin senedi müttasildir ama bir adamdır o. O kuvvetli değildir. Fakat öteki kâle Abdullah dediğimin senedi daha kuvvetlidir. Çünkü Abdullah'dan bir takım cemaat işitmiş. Onlar da bana söylemişler. Ben de onu rivayet ediyorum. Öyleyse kâle Abdullah dediğim o hadis-i mürsel kuvvet itibariyle müttasilden, haddeseni filanım dediğimden daha kuvvetlidir. Haddesene bizalik, bu İbrahim'in Âmeş'e böyle dediğini İmam-ı Tahavi diyor ki bize rivayet eyledi. Kim? İbrahim ibn Mersuk. Kâle haddesene Vehbun Ebişir ibn Ömer. Şekke Ebu Cafer İmam-ı Tahavi şekke diyor ki bana Vehb mi söyledi yahut da Bişir ibn Ömer mi? En şöbete, şöbeden rivayet eyledi. Enil Âmeş, o da Âmeş'ten bizalik buni. Yani Âmeş İbrahim'in nehaya bana hadis rivayet ettin mi, senedini zikret. O da buyurdu ki kâle Abdullah dersemse hadis mürseldir, fakat Abdullah'dan rivayet eden bir cemaattir. O cemaatten ben rivayet ediyorum. Bu kuvvetlidir. Ama haddeseni filanın diye bir adam söylersemse yalnız Abdullah'dan o duymuş, o bana rivayet eylemiş. Bu daha zayıftır. قال ابو جعفر امام تحاوي buyurdular ki فأخبر İbrahim haber verdi ki انما ارسله قل بشي ki İbrahim من خيوان ارسال ايلدي عن عبد الله عبد الله بن مسعود فمخرجه ومخرج عنده İbrahim'in elinde الصح daha sahihtir.
Çünkü onu bir cemaat rivayet eylemiştir. Neden? Min mehreci ma olmuş hadisin mehrecinden ki zekerehu İbrahim onu zikreyledi an Resulün bir adamdan bir ayniyle bir adamdan o da an Abdillah Abdullah bin Mesud'dan. Niye? Bu tek olduğundan bu o kadar kuvvetli olmadı. Bu da sahihtir ama fakat öteki asahtır. Fekezalike işte böylecedir. Hâdellezî bu hadisi şerif ki erselehu an Abdillah İbrahim'in nehay Abdullah ibni Mes'ud'den irsal buyurdu. İftitah tekbiri hakkındaki Abdullah bin Mesud dedi ki Resul-i Ekrem Efendimiz namazın evvelinde ellerini kaldırdı. Daha kaldırmadı. İşte bu da böyledir. Ve mehrecuhu bunun mehreci indehu İbrahim'in nehayindinde as-sahhu daha sahihtir. Min mehreci maşul bir hadisin mehrecinden ki yervihuni rivayet eder. An racülün bir adamdan bi'ayni ayniyle bir raviden o da kimden? An Abdillah Abdullah'dan. Abdullah bin Mesud'dan bir adam rivayet eylemiş. İbrahim'in nehayı da ondan rivayet eylemiş. Bunun mehreci sahih ama fakat öteki mürselin mehreci daha sahih. Çünkü onu Abdullah bin Mesud'dan rivayet eden daha birçok adam var. Ve me'azalik bununla beraber fakat reveynâhu muttasilen bu İbrahim'in nehayının hadisini muttasil olarak da rivayet eyledik. Nerede? Fî hadisi Abdurrahman ibn-i Esved. Abdurrahman ibn Esved'in hadisinde ve kezalike kana Abdullah yef'alu fi sairi salati. İşte böylece Abdullah bin Mesud namazın diğerlerinde de böyle yapardı, el kaldırmazdı dediğini biz muttasil olarak da zikreyledik. Nedir o muttasil olarak rivayet eylediği? İmam-ı Tahavi buyuruyor ki kema haddesene ibn Ebi Davud. Nitekim İbn Ebu Davud bize rivayet eyledi. Kale haddesene Ahmed ibn Yunus. Kale haddesene bil Ahvez. An Hüseyin'in an İbrahim'e kâle. İbrahim'in nehayı buyurdular ki kâne Abdullah la yerfav yedeyi. Abdullah bin Mesud ellerini kaldırmazdı fi şey'in min salati namazdan hiçbir şeyde. İlla fil iftitah, illa iftidasında, iftitah tekbirinde kaldırırdı. İşte bak burada Tahavi İbn Ebu Davud'dan, o da Ahmed ibn Yunus'tan, o da Ebu Lahves'ten, o da Hüseyin'den, o da İbrahim'den rivayet ediyor. İbrahim de Abdullah ibn Mes'ud'un böyle yaptığını rivayet ediyor. Fakat ruviye mislu zalike ise yine böylece rivayet edildi. An Ömer ibn Hattab, Ömer ibn Hattab'dan radıyallahu anh kema haddeseni ibn Ebi Davud kâle haddesene el-Himmâniyyü kâle haddesene Yahya ibn Adem an el-Hasen ibn Ayyâş an Abdülmelik ibn Ebhar ve kat doğrusu Ebcer an el-Zübeyir ibn Adiyyü an İbrahim'e an el-Esved kâle reytü Ömer ibn Hattab radıyallahu anh Ömer ibn Hattab'ı gördüm yerfe'u yedeyhi ellerini kaldırırdı fe evveli tekbiretin evvelki tekbirde sümme la yehudu sonra evdet etmezdi el kaldırmaya evdet etmezdi. Kale dedi ki vereytü İbrahim'e ve Şabiye İbrahim'in nehayı Şabiye'yi gördüm. Yef'elâni zâlike bunu böylece yapardılar. Ellerini namazın iddiasında kaldırır. Daha ellerini sonradan kaldırmazdılar. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fahâde Ömer radıyallahu anh işte Hazreti Ömer lem yekün yerfe'u yedihi eyde ellerini kaldırmazdı illa fit tekbiretin olur. İlla birinci tekbirde kaldırırdı. Fî hâdel hadis bu hadiste. Ve huve hadisun sahih bu sahih bir hadistir. Lennel Hasan ibn Ayyâş Hasan ibn Ayyâş ve inkâne hâdel hadis innemâ dâre aleyh. Bu hadis ona üzerine deveren diyorsa da ondan rivayet ediyorlar Hasan ibn Ayyâş'tan. Fe innehu sıkatun. Bu sıkadır. Madem rivayetler Hasan ibn Ayyâş'ta toplanıyorlar, toplanıyor. Hasan ibn Ayyâş ise o da sıkadır, hüccetün hüccettir. قَدْ زَكَرَ ذَٰلِكَ bunu zikreyledi Yahya ibn-i Ma'in'in ve gayruhu. Yahya ibn-i Ma'in ve başkaları zikreylediler ki Hasan ibn Ayyâş sıkadır, hüccettir. اَفَتَرَى sen görmez misin kimi? Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh Hazreti Ömer'i görmez misin ki خَفِي عَلَيْهِ ona gizli oldu اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kâne yerfe'u yedeyhi fir rükû ve sücûd ellerini rükûda, sücûdda kaldırdığı
gizlini göremedi. Abdullah İbni Ömer'e bu gizli oldu. Ve alime bizalik, onu bildi. Men dunehu, onun dununda olan adam. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'in ellerini rükûde sücûdde kaldırdığını o görmemiş de onun dununda olan mesela kendi oğlu gibi İbni Ömer gibi adam görmüş. Ve men ra'ahu, bir kimse gördü ki huve ma'ahu, onunla beraber, Hazreti Ömer'le beraber. Yarahu yef'al, yarahu, Hazreti Ömer'i gördü. Ve men ma'ahu, bir kimse ki huve o ma'ahu, Resul-i Ekrem Efendimiz'le beraber. Yarahu Ömer'i gördü ki yef'alu, işler gayre ma ra'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yef'al. Peygamber Efendimiz'in işlediğinin gayrisini işler. Şimdi burada Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala an ellerini rükûde, sücûdde Peygamber Efendimiz kaldırdı mı, kaldırmadı mı bunu bilemedi de onun madununda olan adam bildi. Bir bu. Bir de Hazreti Ömer radıyallahu an Peygamber Efendimiz'i gördü ki namazda ellerini kaldırırdı. Onu yapmadı da kendiliğinden ellerini kaldırmadı. La yunkir sümme la yunkiru zâlike aleyhi. Ondan sonra da Hazreti Ömer üzerine bunu kimse inkar etmedi. Hazreti Ömer namazın evvelinde ellerini kaldırdı. Onunla beraber onun ashab-ı kiram da bunu gördüler ki Ömer ellerini namazda kaldırmıyor. Ondan sonra da ya Ömer ne yapıyorsun? Resulullah Efendimiz ellerini kaldırırdı, sen ellerini kaldırmıyorsun diye kimse buna inkar etmedi. Hâdâ indenâ muhâlun. Bu bizim indimizde muhaldir. Ki Hazreti ve men huve me'ahû yarâhû. Onunla beraber Hazreti Ömer'le olan kimseler Hazreti Ömer'i görürler. Yef'elu gayre mâ râ'a. Gördüğü şeyin gayrisini işler görürler. Ne gördü ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yef'el. Peygamber Efendimiz'in yaptığını gördüğü şeyin gayrisini. Ondan sonra da sünne la yenkürü zalik, ona inkar etmeyeler Ali Hazreti Ömer üzerine. Hâdâ indenâ muhâlun, bu bizim indimizde muhaldir. Ashab-ı kiram Hazreti Ömer'in yanlış bir şey yaptığını görseler derhal söylerdiler. Ve fi'lu Ömer'e radıyallahu anh öyleyse Hazreti Ömer'in fi'li, hâdâ bu fi'li ki namazda el kaldırmaması. Ve terkü ashab-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme iyyahu, ashab-ı kiramın da terk etmesi, ya Hazreti Ömer'i ala zalike bu el kaldırmamak üzerine terk etmesi, onu ikaz etmemeleri delilun sahihun, sahih bir delildir ki enne zalike bu el kaldırmamak huvel hakku haktır. Ellezi öyle bir hak ki la yenbeği ile ahedin, hiçbir kimseye layık değildir. Hilafuhu, onun hilafi, hilafını yapmak kimseye layık değildir. Hazreti Ömer yapmış, ashab-ı kiram da onu görmüş, sükut etmişler. Bu delildir ki hak olan budur. وَأَمَّا مَا رَوَوْهُ عَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ. Peki Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadise gelince رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ مِنْ ذَٰلِكْ وَالْقَلْدِرْمَ meselesinde فَاِنَّمَا هُوَ مِنْ حَد۪يسِ إِسْمَعِيلَ بْنَ اَيَّاشِ. Bu İsmail ibn-i Eyyaş tehlikiyle gelen bir hadistir. En Salih ibn-i Kaysan, o da Salih ibn-i Kaysan'dan rivayet eylemiştir. وَهُمْ onlar وَالْقَلْدِرْمَيِ iddia eden hasimler لَا يَجْعَلُونَ إِسْمَعِيلَ إِسْمَعِيلُ كِلْمَزْلَ فِي مَا رَوَى rivayet etmiş olduğu şeyden en gayri Şami'yi Şamlıların gayrisinden rivayet etti mi o rivayette İsmail'i kılmazlar, hücceten hüccet kılmazlar. İsmail ibn-i Eyyaş Şamlı olduğundan Şamlılardan rivayet ederse kabul ederler. Fakat Şamlıların gayrisinden rivayet ederse onu hüccet kılmazlar. فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ nasıl ihticac ederler ala hasmihim, kendi hasimleri üzerine nasıl bununla ihticac ederler? Bima bir şeyle ki ihticac ederler ki leve ihtecce hasim ihticac eylese bir mislihi onun misliyle aleyhim kendi aleyhlerine lem yusebbihu onu tecviz etmezler iyyahu ona. Ona bunu tecviz etmezler. Yani hasim İsmail ibn-i Eyyaş'tan bir rivayet gelirse de dese ki bak Resulullah Efendimiz ellerini kaldırmamıştır derler ki İsmail ibn-i Eyyaş'ı biz hüccet olarak kabul etmiyoruz. Onu derler. Kendileri nasıl onu delil getiriyorlar? Binaenaleyh İsmail ibn-i Eyyaş madem bu senette vardır bu delil olamaz.
Ve emmâ hadîsü Enes ibn-i Malik'in radıyallahu anh. Enes ibn-i Malik'in hadisine gelince فَهُمْ يَزْعُمُونَ اُنَّ الْزَعَدِ Zuhum ederler ki اَنَّهُ خَطَعٌ Hazreti Enes'in bu rivayeti hatadır. وَاَنَّهُ لَمْ يَرْفَعُهُ اَحَدٌ Bunu Peygamber Efendimiz'e senedi müttasilde kimse bu hadis rivayetiyle eylemedi. اِلَّا عَبْدُ الْوَهَابِ السَّقَفِيُّ اِلَّا عَبْدُ الْوَهَابِ السَّقَفِي ref eyledi. Hasreten o ref eyledi. Yani hadis merfu değildir, mürseldir. Vel huffaz, huffaz-ı kiram ise huffaz-ı hadis ise yugifûnehu alâ Enes'in radıyallahu anh. Hadise Enes radıyallahu anh üzerine vakfederler. Hadis mevkuftur. Yani Enes'in kendi rivayetidir. Peygamber Efendimiz'in hadisi değildir. Yalnız Abdülvehhab-ı Sekafi Resul-i Ekrem Efendimiz'e kadar ref ediyor. Binaenaleyh bu hadiste hüccet olamaz. Ve emmâ hadisu Abdülhamid ibn-i Cafer. Abdülhamid ibn-i Cafer'in hadisine gelince feinnehum yudaifûne Abdülhamid. Bu hasimler Abdülhamid'i tadif ederler. Fela yuqimûne bihi hücceten. Onunla hüccet ikame etmezler, onu delil getirmezler. Fekeyfe yehteccûne bihi. Bu Abdülhamid ile nasıl ihticac ederler? Fî mislahâza. Bu gibi meselelerde bundan nasıl hüccet eder de delil getirirler. Ve mezalik bununla beraber fenni Muhammed ibn Amr ibn Ata Abdülhamid'den rivayet eden Muhammed ibn Amr ibn Ata lem yesme zalike hadis bu hadisi işitmedi min Ebi Hümeyd'in Ebi Hümeyd'den işitmedi ve la mimmen zükire ma'hu fi zalike hadis bu hadiste Ebi Hümeyd ile beraber olan diğer zatlardan da işitmedi beynehuma bu Muhammed İbni Amr ile Ebu Hümeyd arasında vardır. Reculun meçhul, meçhul adam vardır. Gad zekere zalik o meçhul adamı zikreyledi. Kim? El-Attaf ibn Halid. Attaf ibn Halid zikreyledi. Kimden? Anhu Muhammed İbni Amr'den. O da kimden? An reculin bir reculden. Demek ki Attaf ibn Halid rivayet ediyor kimden? Anhu Muhammed ibn Amr'den, Muhammed ibn Amr'den kimde rivayet ediyor? An racülin, meçhul bir adamdan. O da kimden? An Ebi Hümeyd, Ebi Hümeyd'den. Arada bir racül meçhul var. Ve ene zâkirun zâlike. Ben bunu zikredeceğim inşallah. Fî bâbil cülûsü fîs-salâ. İnşallahü teâlâ. Namazda cülûs babında bu hadisi de zikredeceğim. Ve hadîsü Ebi Asim, Asim ibn-i Küleyb'in hadisine gelince... O da kimden? En Abdülhamid. Hâda işte bu Abdülhamid'den. Fefihi onda olucudur. Fekâlû cemî'en hepsi birden dediler ki sadakta sen sadık oldun. Feleyse yekûlü zâlik bunu demedi. Ehedün hiçbir kimse gayru Ebi Asim Ebi Asim'den başkası bunu demediler. Peki oradaki adamlar bunu dediler mi demediler mi onu ispat ediyor. Diyor ki haddesena Ali ibn-i Şeybe kâle haddesena Yahya ibn-i Yahya kâle haddesena Hüseyin ha ve haddesena ibn-i Ebi Emrana kâle haddesena el-Gavariliyü kâle haddesena Yahya ibn-i Sa'id kâle haddesena Abdülhamid fe zekerâhu Hüseyin ve Yahya ikisi de zikreylediler bi isnâdihi isnatlarıyla ve lem yekûlâ onlar demediler. Kendi rivayeti, Abdülhamid'den rivayet ettikleri şeyi de demediler. فَقَالُوا جَمِيعًا صَدَقْتَ Bu kelimeyi bunlar zikreylemediler. وَهَاكَذَا رَوَاهُ Böylece bunu rivayet eyledi. غَيْرِ Abdülhamid Abdülhamid'in gayrisi de bunu rivayet eylediler ki فَقَالُوا جَمِيعًا صَدَقْتَ Bu yok. Bunu yalnız ravilerden Ebu Asim rivayet ediyor. Bir tek adam o diyor ki böyle dediler. Peki bu neyi mucib olur? Bunu diyor ki وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَٰلِكَ Biz bunu da zikreyledik فِي بَابِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَى Namazda cülus babında İmam-ı Teala diyor ki bunu da zikreyledik فَمَا نَرَى Biz görmeyiz keşfe hâdî lâzâr bu eserlerin keşfini ne görmeyiz? يُوْجِبُ وَاجِبْ قِلَر lemma wukife ala hakayika bunların hakikatlerine vakf olunduğu zaman
ve keşfi meharicihan nakışlarının keşfine vukuf olunduğu vakıtta bunlar vacip kılar. Görmedik illa terker res'i fil rükû, illa rükûda el kaldırmanın terkini vacip kılar gördü. Fahâdâ ve çuhâdâ el-bâb, işte bu babın reçi budur, min terîkil âsâr, eserlerin terkiyle bu. Eserleri keşfeder, bunları tetkik edilirse anlaşılır ki bundan namazın evvelinde el kaldırma var, diğerlerinde el kaldırma yok. Namazda el kaldırma bir yerde var, o da iftar tekbirinde. Böyle Ebu Cafer İmam-ı Tehavvül buyurdu ki فَمَا اَرَدْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ, ben bu beyanattan hiçbir şeyle murad etmeylemedim. Neyi تَدْعِيْفَ اَحَدٍ مِنْ اَهْلِ الْعَلِمِ, ehli ilmin birisini tadif edeyim, zayıf diyeyim, onun aleyhinde kullanayım, bununla bunu murad etmedim. Ve ma hakeza mezhebi, benim mezhebim de bu değil. Bir adamı durup dururken tenkit etmek, zayıftır demek, bu kastım bu yok, mezhebim böyle değildir. Ve lakinni arattu, ben murad ettim. Ve yani zulmü hasmi, hasmın zulmünü beyan etmek istedim dene bize. Yani o yukarıda geçti ya, dedi ki Abdülhamid İbni Cafer zayıftır. Bununla hüccet getirdiler. Halbuki biz onunla hüccet getirsek kabul etmezler. Ondan sonra yine yukarıda İsmail İbni Ayyaş'ı rivayetini getirdiler. Halbuki onlar bunu kabul etmiyorlar. Biz de onlara dedik ki bak İsmail İbni Ayyaş olsun, bu Abdülhamid İbni Cafer olsun, bunlarla hüccet edilmez, bunların rivayetiyle amel edilmez dedik. Maksadımız bunları kötülemek değil, hakikati beyan etmek. Yani kendileri bunları beğenmez, bir kimse bunların rivayetini getirir de delil olarak gösterirse kabul etmezler. Fakat onlar bunların rivayetini delil ederek bizim aleyhimizde kullanıyorlar. Mesela bunu beyan etmek istedim. Yoksa o adamları ben tezyib ve tenkit için bunları zikreylemedim. وَاَمَّا وَجْهَادَ الْبَابِ مِنْ تَرِيقِ النَّظَرِ, kıyas tarikiyle bu babın veçhi ise فَاِنَّهُمْ عُلَمَاكَ تَجْمَعُوا اِجْمَعِيلَ diler ki اَنَّ التَّكْبِيرَةِ الْعُولَى, birinci tekbir مَعَهَا رَفٌ, anınla el kaldırmak vardır. وَالتَّكْبِيرَةَ بَيْنَ السَّجْدَتِينَ, iki secde arasındaki tekbirde لَا رَفْعَ مَعَهَا, onda el kaldırma yoktur. Bunda ittifak var. وَاَخْتَلَفُوا اِخْتَلَافِيلَ diler فِي تَكْبِيرَةِ النُّهُودِ وَتَكْبِيرَةِ الْرُكُوعِ, rükûa giderken bir de rükûdan kalkarken, tekbiretün nuhud dediği rükûdan kalkarken, tekbiretün rükû dediği de rükûa giderken, bunlarda ihtilaf ettiler ki bunlarda eğer kaldırmak var mı yok mu? Fekâle kavmün, bir kavim dedi ki hükmuha, bu ihtilaf edilen tekbiretün nuhud ve tekbiretün rükû, bunların hükmü tekbiretil iftitah, iftitah tekbirinin hükmüdür. İftitah tekbirinde el kaldırmak vardır, bunlarda da el kaldırılacaktır. Ve fîhime, bunlarda orucudur, er-refü el kaldırmak, kemâ fîhâ, iftitah tekbirinde olduğu gibi er-refü el kaldırmak. Ve kâle âkharun, diğerleri dediler ki, hükmüha, bir rivayette hükmühüma, bunların hükmü, hükmü tekbireti beyne secde değil, iki secde arasındaki tekbirin hükmüdür. وَلَا رَفْعَ ف۪يهِمَا, bu iki secde arasındaki tekbirde refi olmadığı gibi bunlarda da yok. وَلَا رَفْعَ ف۪يهِمَا, öyleyse tekbiretü nuhutta, tekbiretü rükûda refi yoktur. كَمَا لَا رَفْعَ ف۪يهَا, اَتْتَكْبِيرُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْهِ, iki secde arasındaki tekbir olmadığı gibi bunlarda da refi yoktur. وَقَدْ رَيْنَا, biz gördük ki neyi? تَكْبِيرَةَ الْاِفْتِتَاحِ, İftitah tekbiri min sulbis salah, namazın sulbündendir. Sulbünden ki yani erkanındandır. La tücihü's salatu, namaz kifayet etmez illa bi isabet ya. Öyle onu yapmakla. Çünkü rükün olduğundan dolayı o olmasa namaz olmaz. Onu yapacak. Ve reynet tekbirete beyne secdeteyn, iki secde arasındaki tekbiri de gördük. Leyset kezalik, namazın rükününden sulbünden değildir. Onu terk ederse namaz bozulmaz. لَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا, onu terk etse tarikun, bir tarik, لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُ, onun namazı fasıl olmaz. İki secde arasındaki tekbiri. وَرَيْنَا, biz gördük tekbiratel rükû ve tekbiratel nuhûd,
Bunları da gördük ki leyseta bunlar olmadılar. Min sulbi salati namazın sulbünden, rükününden değildirler. Lennehu lev tereka bu tekbireyi terk etse tarikun bir adam lem tefsud aleyhi salatuhu namazı onun üzerine fasit olmaz. Ve huma min süneniha namazın sünnetlerindendir. Öyleyse felemma kâneta min sünneti salati yahutta felemma kânet o tekbiri olursa min sünneti salati namazın sünnetinde kânet olursa tekbire raci, kânete olursa tekbire türkü ve tekbire tünnuhu tesliye olarak gelmiş olur. Tekbiretül nühud ve tekbiretül rükû namazın sünnetlerinden olduysa kema enne tekbireti beyne secdeteyni min sünneti salâ nitekim iki secde arasındaki tekbirde namazın sünnetlerindendir. Eğer böyle olduysa kâneta kehiye kâneta tekbiretül rükû ve nühud oldu kehiye iki secde arasındaki tekbir gibi oldu. Ne de fî en lâ ref'e fîhimâ onlarda el kaldırma yoktur. Tekbiretül rükûda ve tekbiretül nuhudda el kaldırmak yoktur. Kemâ lâ ref'e fîhâ iki secde arasındaki tekbirde el kaldırma olmadığı gibi. Fahâdâ huven nazar işte nazar da budur. Fî hâdel bâb bu babda. Ve huve kavlu ebi Hanîfete ve ebi Yûsufe ve Muhammedin rahimehumullah. Bu üç imamın kavli de budur. İmam-ı Sevri, İmam-ı Vekî, Hasan ibn-i Salih, İbn-i Ebi Leyla bunların mezhebi de budur. İmam-ı Malik'in de meşhur olan mezhebi budur. Fukaha-i Kufe'nin mezhebi de budur ki namazın iptidasında tekbir alırken el kaldırma vaktir, el kaldırmak vardır. Ondan sonra namaz bitinceye kadar el kaldırmak yoktur. Ve lekad haddeseni İmam-ı Tahavi buyuruyor ki bana rivayet eyledi. İbn-i Ebi Davud kâle haddesen Ahmed ibn Yunus kâle haddesen Ebu Bekir ibn Ayyâş kâle Ebu Bekir ibn Ayyâş buyurdular ki mâ râeytu fekîhen kattu hiçbir fekîhi ben asla görmedim yef'elhu bunu işler görmedim ki yerfe'u yedeyhi ellerini kaldırır fî gayri tekbiretül uğla birinci tekbirden başka ellerini namazda kaldırır hiçbir fakihi görmedim. Yani fukaha ellerini kaldırmazlar. Yalnız namazın evvelindeki iftah tekbirinde ellerini kaldırırlar. İmam-ı Tahavi bu sonki Ebu Bekir ibn-i Ayyâş'ın rivayetiyle de bu mezhebi daha ziyade teyit ve tekit buyuruyor. Bu mesele de burada hitam buluyor. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.